Kaydım. Sorun değil. Çünkü bugün sürtünmeden söz edeceğiz. Sürtünme her yerde olan bir kuvvettir. Bir şey diğerine sürtününce ortaya çıkar. Sürtünmeyi artırmak için pek çok şey yaparız. Mesela altı lastik ayakkabı giyeriz. Sürtünmeyi düşürmek için de bazı şeyler yaparız. Bugün yapacağımız deney gibi. Süzülen bir disk yapacağız. Hem de çok kolay olacak. Bir karton alıp daire şeklinde keseceğiz. Tıpkı bunun gibi. Sonra tam ortasına bir delik açacağız. Bunun için bir yetişkin size yardım edecektir. Sonra bunun gibi plastik şişe kapağını alacağız. Yalnız enerji içeceklerinin kapaklarından olacak. Ucunda küçük bir kapakçık daha olan. Bunu deliğin üstüne yapıştıracağız. Evet. Elimizde olan şey işte bu olacak. Sonra da bir balona ihtiyacımız var. Balonu şişireceğiz. Evet. İşte balonumuz. Bu adımı bildiğinizin farkındayım. Pekala. Balonun ucunu döndürün ki sizden uzaklaşmasın. Güzelce döndürdükten sonra kapağı bu şekilde geçirmeliyiz. Sonra düzelteceğiz. Ben enerji içeceklerinin kapaklarından kullandım çünkü ucunu istediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Pekala. Yaptığınız zaman da disk masanın üzerinde balondan gelen hava sayesinde süzülebiliyor. Neredeyse buz üstünde kaymak gibi. Farklı bir tasarım kullanmak isterseniz... Şimdi göstereceğim şu CD'yi de kullanabilirsiniz. Sadece bir daha dinlemeyeceğinizden emin olduğunuz CD'leri kullanın. Eğer anlattıklarım çok hızlı geldiyse hiç merak etmeyin. Tam Gaz Bilim'in web sitesini her zaman ziyaret edebilirsiniz. Tüm açıklamalar orada. Şimdi bunu büyütmenin zamanı geldi. Bakalım bir insanın binebileceği boyutta düşük sürtünmeli süzülen disk yapabilecek miyiz? Ontario Bilim Merkezi'ne gidiyorum. Umarım orada bana yardım edebilecek bir uzman vardır. Aa, kapı sıkışmış. Aa, çok kötü sıkışmış. Galiba burada da sürtünme var. Açıldı işte. Olamaz. Burası bilim merkezi değil. Aa, hayır, yine zamanda geri mi gittim? Aa. Burası bilim merkeziymiş. Ha, Helena, merhaba. Merhaba Phil, buraya süzülen disk için evet, mi geldin? Lütfen. Evet, tamam, bu taraftan. Laboratuvarda bir tane yaptım, gayet iyi çalışıyor. Karton ve balondan oluşuyor. Gördün mü? Buradaki disk de aynı prensipte mi çalışıyor? Evet öyle, ama biliyor musun arkadaşım Russell'ın bunun gibi bir fikri var. Yalnızca daha büyük. Üstüne binebileceğimiz kadar büyük mü? Olabilir, evet. Pekala, sizdeki nasılmış bir bakalım. Aa, anladım. Buradaki de benim yaptığım gibi çalışıyor. Diski hareket ettirmek çok zor ama biraz hava verirsem bir bulut gibi süzülüyor. Harika. Aynen öyle. Şimdi binebilirim. Dur Phil, buna olmaz. Yukarıdakine bineceksin. Ha, tamam. Evet. Bunu da yanımıza alalım mı? Belki hayır, lazım hayır, olur. Hayır, o biraz ağır. Burada bırakırsak iyi olur. Kılavuzumuz olur belki. Eminim ona ihtiyacımız olmayacak. Gerçekten ağırmış. Hadi gel gidelim. İhtiyacımız nasıl olmayacağından emin misin? Evet, tamam, eminim. Ama geri gelmemiz gerekirse sana tamam, söylemiştim derim bak. Ha, tamam. Hey Ramona, saçını mı değiştirdin? Evet, güzel. Şimdi şöyle yapıyor galiba. Eskiden şöyleydi, sonra şöyleydi. Ama şimdi şöyle. Evet, hoşuma gitti doğrusu. Yapanın adını söylesene çünkü... Ha, merhaba, nasılsınız? Ne yaparsam yapayım, hiçbir yere varamıyorum dediğiniz oluyor mu? Evet, yeterince taşınamıyor musunuz? Belki de ihtiyacınız olan şey sürtünmedir. Bu ayakkabılardan hangisinin sürtünme kat sayısı daha büyüktür? Evet, cevap verin bakayım. Daha yakından bakın. Ha? Evet, doğru. Buradaki. Bunun pek dişlisi yok gibi görünüyor. Sürtünmesi olmaması çok normal. Ama bunun alt yüzeyinde metal çiviler var. Bu bir krampon ve altındaki çiviler futbol veya golf gibi sporlar yaparken neyi arttırmak için kullanılır? Evet, cevap verin bakayım. Sürtünmeyi. Sizce kayakların altı neden pürüzsüzdür? Hadi ama şuna bir bakın. Tamamen pürüzsüz. Yağ gibi kayıyor. Yüzeyine dokunduğumu anlamıyorum bile. Öylece kayıyor. Ne kadar da kaygan ve pürüzsüz. Bu pürüzsüzlük karda kaymayı sağlıyor. Düşürdüğü şey de... Sürtünme. Şuna bir bakın. Bu kutu neden kaymıyor? Sürtünme. Bu patenin tekerlekleri var. Tekerlekler... Neyi düşürür peki? Sürtünmeyi. Peki pateni ittiğimde sonsuza dek ve sonsuz zamanda sonsuz yerde kaymaya devam etmesini engelleyen şey ne? İyi dinleyin. Sürtünme. Daha yüksek sürtünme. Sizi duyamıyorum. Sürtünme. 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 Fazla sesli oldu. Biraz daha yumuşak sürtünme. Sürtünme. Bu ipe tutunup yere düşmemi engelleyen şey ne? Sürtünme. Oh. Peki neden yere atladığımda düşmüyorum? Sürtünmeden. Hadi ama. Evet. Aa, olamaz. Ramona, sürtünme tabelası bozulmuş.
Baştan başla. Sürtünme. Olmadı bak. İyice bozuldu Ramona. Evet, baştan başlayalım. Olamaz. Planımız küçük süzülen diski alıp üstüne binilebilecek kadar büyüğünü yapmak. Helena ile bilim merkezinin başka bir kısmına Russell'la buluşmaya gidiyorum. Bu konu üzerinde onun bazı fikirleri varmış. Merhaba Russell. Merhaba Helena. Merhaba Phil. Nasıl gidiyor Russell? Gayet iyi. Süzülen diskimiz bu değil mi? Bu evet. Küçük bir süzülen disk. Nasıl çalışıyor? Şuraya oturuyorsun. Evet. Şuradan hava gidiyor. Buradaki birbirinden ayrı deliklere ulaşıyor. Böylece tüm yüzeyinde hava akışı sağlanıyor. Umarım birini kaldıracak kadar kuvvetli olacak. Tek ihtiyacımız olan şey... Hava. Tamam, bu kolay kısmı. Çünkü küçük olan balonla çalışıyordu. Bunu koysak olur değil mi? Olur mu? Öyle mi düşünüyorsun? Pekala. Balonu buraya koyarsam... Durun olmadı. Bekleyin. Büyük balon getirdim. Pekala. Ben özür dilerim. Sorun değil. Pekala. Evet, işte çevireyim de hava kaçmasın. Tam yerleşmiyor. Oldu. Helena ile seni itmeyi deneyelim ha. Tamam. Hadi. Olmuyor. Çalışmıyor. Ya işe yaramıyor. Evet. Bu hala çok sürtünüyor. Sanırım balondan başka bir şeye ihtiyacımız var. Peki ne yapacağız? Sanırım buraya daha kuvvetli bir hava akışı sağlamalıyız. Tamam. Balon olmayacak yani. Balon olmayacak, evet. Elektrikli süpürge makinesinin tam tersini yapan bir şey. Süpürge makinesinin tam tersi bir şey. Bu şey olabilir. Yaprak temizleyicim. Yaprak temizleyici. Evet, harika. Evet, harika. Harika fikir. Evet, daha büyük diskler yapalım ve birkaç yaprak temizleyici takalım. Sonra ne oluyor bakarız, olur mu? Tamam, bir deneyelim. Tamam, harika. Düşük sürtünmeli süzülen diskimiz hala çok fazla sürtünmeyle karşılaşıyor. Russell'ın söz ettiği sorunlardan biri balonun yeterince hava vermemesi. Sonra Helena'nın aklına yaprak temizleyici makine kullanmak geldi. Şimdiki plan yaprak temizleyicili bir disk yapmak. Tahta bir daireye havanın geçebileceği bir delik açmak ve altını muşamba ile kaplamak. Onun da üstünde pek çok delik olacak ki hava dolaşımı olsun. Yaprak temizleyici yeterince hava üfleyebilirse benim de binebileceğim kadar kuvvetli bir disk olacak. İşte söz ettiğim şey bu. Şuna bakın. Bu muhteşem. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Hava akışının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sanırım bir kurutucu deliği. Laboratuvarda buldum ve kullanayım dedim. Bu da elbette yaprak temizleyici. Ben şimdi üstüne çıkayım ve Helena, eğer çalıştırmak istersen... Hadi bakalım. Evet çalışıyor. Vay canına. Makineyi çalıştırınca diskin altından çıkan hava akımı beni yükseltti. Ben de havada süzülüyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Disk ve yer arasındaki sürtünme çok düşük olduğu için Helena ve Russell beni nereye iterse oraya doğru süzüldü. Güzel, harika. Duramıyorum. Vay canına. Ama olmaz ki, duvara çarpacağım. Hey, imdat! Evet. Sanki insanla hava okey gibi. Tamam. Tamam yeter. Şimdi durduğuna göre kapatmak mı istiyorsun? Vay canına. Bu harikaydı. Hiç kontrolün yoktu ama. Hem de hiç kontrolüm yoktu. Evet, yine de harika. Altında neredeyse hiç sürtünme yoktu. Muhteşem bir şey. Tam olarak hareket edebilmek için bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Seni itecek bir şey gerekiyor. Belki bir süpürge gibi bir şey işini görür ha? Evet, süpürge. Süpürge mi? Tamam, bir tane sürtünmesi yüksek bir süpürge, bir tane de düşük sürtünmeli süpürgeyle deneyelim, olur mu? Yere iyice yapışmaya çalışmalıyım. Evet. Tamam. Evet, tamam. O zaman bunları iki tane yapalım. İki diskimiz olur ve hareket ettirmenin iki yolunu deneriz. Ne dersiniz? Yarışacak mıyız? Hadi yarışabiliriz. Evet. Hadi yapalım. Güzel, evet.